21. yüzyılın ilk çeyreğinde. Maalesef yeni bir orta çağın, yeni bir karanlık devrin müessir iz ve sonuçlarını yaşıyoruz. Özellikle İslam toplumlarında fikri tutukluluk, zihni tutsaklık, vicdani durağanlık ciddi ve ileri boyutlardadır. Akıl, iman ve insaf yolundan sapılmasının Müslüman coğrafyasında ne tür badire ve belalara ortam açtığı yakinen görülmektedir. İslamiyet'in özü hakkıyla kavranamadığından, Yüce Allah'ın ilahi buyrukları layıkıyla anlaşılamadığından, manevi bir buhran hali adeta egemenlik kurmuştur. Müslüman görünümlü münafıklar, mürşit kisveli müşrikler, mümin maskeli müfsitler, İslam coğrafyasının mahvına ve mağlubiyetine hizmet etmektedir. Bugün İslamiyet tarihte hiç olmadığı kadar tehdit kuşağındadır. Haçlıların yapamadığı, batıl emellerin başaramadığı ne kadar kötülük, ne kadar kalleşlik varsa din bezirganları tarafından etap etap gerçekleştirilmektedir. Bu hazin gerçek hepimiz adına kaygı ve üzüntü vericidir. Efendimiz Hazreti Muhammed'i hem hayranlıkla anmanın hem de rahmet ve bereket yüklü mesajlarını idrak etmenin önemli bir fırsatı olan kutlu doğum haftasında İslam toplumlarının perişanlığını da konuşmak zorundayız. Bu yılki kutlu doğum haftası etkinliklerinde insanlığı yüceltmek için birlik olmaya vurgu yapılmakta ve Hazreti Peygamber tevhid ve vahdet teması işlenmektedir. Kutlu doğum haftası Resul-i Ekrem'in rahmet mesajını bütün insanlıkla buluşturma çaba ve gayretlerinin aziz bir vesilesidir. Efendimiz her şeyden önce tevhidi tebliğ eden, vahdeti öğütleyen insanlığın göz nuru, baş tacı, rahmet çağlayanıdır. İslam toplumlarının bugünkü krizi, bugünkü derin sıkıntısı Efendimiz'i samimiyetle özümsemekten oldukça uzak olmalarıdır. Peygamberimiz ne demiş, neyi tavsiye etmiş, neleri yasaklamışsa şu anda tam tersi yapılmaktadır. Meselenin odak noktasındaki asıl sorun tevhid inancından ve vahdet çizgisinden savrulmaktır. En vahşi cinayetler İslam adına işleniyorsa, mezhepçilik kanser hücresi gibi yayılıp tefrika tüm değerlere meydan okuyorsa, ortada elbette devasa bir problem var demektir.